Hapishanede biri iğne oyası yapmış. Revir'de dedi ki vereydi doktor. Ne diye buraya getirdiniz? Bu saatte Revir'de doktor ne arar abla? Ameliyathaneye götürün. Ben nöbetçi doktora haber vereyim. Bittik biz Emre, bittik yemin ediyorum. Ya dayım var ya, muhtar peygamber demez artık. Önce Güllü'yü kovacak, sonra beni. Aha bak, buraya yazıyorum sana. Kız başka çare mi bıraktı ki Ramazan? Kovmayacak da ne yapacak? Turşunu mu kucaklayın? Ya emme, hep o Gülizar'ın suçu ya, yemin ediyorum sana. Ya orada o kadar insanız biz, sen ne kavga mevzusu açıyorsun kardeşim? Kalkın boynuzlular, kalkın. Ne oldu kız? Siz burada pineklerken kız odada beylen işi uydurdu. Dayımla mı kız? Ya sen şöyle dur hele. Sanki elinden bir şey gelirmiş gibi. Yasin Ağa koş. Vallahi da işi uydurdular, billahi da işi uydurdular, koş. Hadi estağfurullah. Yasin ağa, bey'e bir diyeceğin mi vardı? Ben bitmedi mi hala bunların konuşması? Evet hemşire. İşiniz bittiyse seninle konuşacaktım abi. Buyur hemşire. Seni dinliyorum. Bir saattir içeride konuşuyorsunuz. Kararını verdin mi? Ne zaman gidiyor bu kız çiftlikten? Gitmeyecek. Ramazan'la evlenmeyi kabul etti mi? Hayır. İstemiyor Ramazan'la filan evlenmek. Zorla güzellik olmaz Yasin ağa. Olana söyle, bir daha yaklaşmasın kızın yanına. Evlenmeyecekse ne diye duruyor peki çiftlikte? Gidecek yeri yok. Ne yapalım yani? Babasına geri gönderelim de öldürsün mü kızı? İyi ama abi. Ne sıfatla duracak burada? Ne zamana kadar? Çiftlikteki herkese bir sıfat bulmaya kalksaydık... sen de benim dışında kimse kalmazdı hemşire. Ben yatıyorum. İyi geceler. Gülizar, dayımın bu kıza meyli düşerse var ya. Düşerseymiş, düştü bile. Aha buraya kettiriyorum, Gülizar dediydi dersin. Ulan öyle bir şey olursa var ya. He, ne yapan? Ne mi yaparım? Erkeklik öldü mü kız, ha? Biz burada neciyiz? Geyik miyim lan ben, oyuncusu muyum? Gibi kendini nimetten sayıyor bir de. Güzel, benimle doğru konuş. Yemin ediyorum senin ağzını yüzünü hoşaf ederim ha. Doğru konuşuyorum işte. Yalan mı? Dayının yanında senin ne esamen okunuyor lan? Ne esamen mi okunur? Kız namus meselesi bu, namus. Gel dayım, istersen perişte olsun. Emre ne oldu? Korktuğumuz başımıza geldi. Yanlarına girdin mi? Girdim. Ne yapıyorlardı? Hiç. Baş başa oturuyorlardı çalışma odasında. İyisi kız kalacakmış. Ramazan'a söyle. Bir daha kıza yanaşmasın dedi bey.
Nasıl yaptığını bilmiyorum ama abimi kandırmayı başardın. Sakın zafer kazandım zannetme. Yalanlarınla, acındırma numaralarınla beni kandıramazsın. Bundan sonra bu çiftlikte seni çok zor günler bekliyor. Allah'tan dedi. Talihin yaver gitmiş Kemal abi. Talihmiş. Böyle talih düşman başına. Bak, hapishanede bile rahat vermediler Kemal'ime. Ama biliyorum be. O güllü karısının babası yaptırdı bunu sana değil mi? Bilmiyorum. Ah be oğlum. Bunda bilmeyecek ne var? Başka kimin seninle alıp veremediği var ki? Bilmiyorum dedim ya ana. Sen hala o kızı koruyorsun ha. Benim kimseyi koruduğum falan yok. Vakit tamam teyze, çıkın artık. Günaydın. Günaydın. Gülünün tabağı yok mu? Gülizar tabak getir. Tabak dedim Gülizar. Otursana Güllü. Bundan sonra masaya Güllü için de bir tabak konacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bardağını ver de çay dökeyim. Sana diyor. Sıkkın yerler inşallah. Ne oldu yine kız? Daha ne olacak? Bey kızı hava atacağım diye bana hizmetçi muamelesi yapıyor ya. Aman sana öyle gelmiştir. Bey o kızın nesine tenezzül edip de sana hava atacak ha? Senin de ağzından çıkanı kulağın duymuyor be seyyare. Thank you.
Sen ne? Anne. Ben dayımın bu kadar namussuz olduğunu bilmiyordum, biliyor musun anne? Ben de... öz be öz yeğenini içe sahip nişanlısına göz koyacağını bilmezdim. Ben şimdi ne yapacağım anne? Nasıl çıkacağım insan içine? Kodoş demeyecekler mi bana? Benden dalga geçmeyecekler mi anne? Dur bakalım evladım. Hemen karartmayalım yüreğimizi. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ben dayının kızı alacağına inanmıyorum. Daha ne olacak be anne? Daha ne olacak? Sen inan diye istersen bir de dayımdan gebe kalsın kız ha. Abi. Efendim? Neriman'la Zekai bu akşam bizi büyük kulübe davet ediyorlar. İyi, gideriz. Hem bu vesileyle Güllü'yle de tanışmış olurlar. Güllü de mi gelecek? Elbette. Gelirsin değil mi Güllü? Ben... Hayır, gelemezsin. Niçin gelemez? Çünkü üzerine giyecek bir elbisesi bile yok. Canım mesele elbise olsun. Gider alırız. Hadi hazırlan Güllü. Alışverişe çıkıyoruz. Esat'tan mı? Esat'tan. Bunlar ne demek oluyor abi? Ne olmuş? Ne mi olmuş? Kızın çiftlikte kalmasına izin verdiğin yetmezmiş gibi... bir de masamıza oturttun. Bu da yetmezmiş gibi eşe dosta tanıştırmaktan bahsediyorsun. Senin derdin bizi cümle aleme rezil etmek mi? Alemin ne düşündüğü benim umurumda değil hemşire. Bir daha benimle böyle konuşursan... kalbini kırarım. Gidiyor muyuz beyim? Sen çiftlikte kal Ahmet. Biz gideriz. Hadi geç Güllü. Kolay gelsin. Sağ olasın bey. Yazıklar olsun. Ben onun için aslan gibi erimi feda ettim. Bacım bu kız beye papaz büyüsü yapmış besbelli.
Papaz büyüsü mü? He ya, papaz büyüsü. Görmüyor musun? Bir gecede beyin aklını alıverdi. Ben de ayırma büyüsü yaptırırım o zaman. Ayırma büyüsü mü? Kime? Kime? Ben biliyorum kime yaptıracağım. Sen gel başla alışverişe. Ben şurada bir arkadaşın yazıhanesine uğrayacağım. 5 dakika sonra buradayım. Elbiselere baktım da. Elbise alacaksın ha? Buradaki elbiseler sana uymaz. Niçin uymazmış? Uymaz dedim ya. Anla işte. Hadi, hadi kızım. Anlamadım. Suç mu? Aa, uzattın ama. Biz senin gibilere elbise satmıyoruz. Hadi kızım dışarı. İyi ama ben şeyle geldim. Hadi kızım, hadi, hadi. Ne oldu? Kıyafetleri beğenmedin mi yoksa? İçeride bir teyze var. Kovdu beni. Kovdu mu? Gel benimle. Oo! Monsieur Muzaffer, hoş geldiniz. Hoş bulduk madam. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bakıyorum, Fransızca ilerlettiniz ha? Nerede efendim? Sizden öğrendiğimiz birkaç kelimecik işte hepsi o kadar. Ha, je vous en prie. Aa! Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Güllü Hanım benimle birlikte. Öyle mi? Kusura bakmayın. Ben zannetmiştim ki... Zannettiğiniz gibi değil. Bundan sonra önemli bir müşteriniz olacak. Yani hemşireniz Halide Hanım gibi öyle mi? Öyle. Ah, Güllü Hanım akrabanız oluyor. Evet, sayılır. Bu akşam için abiye kıyafet lazım. Ayrıca ayakkabı, çanta, takı filan. Hallederiz misiyor, hallederiz. Güzel. Ben şimdi fabrikaya gidiyorum. Mağaza senin. İstediğini seç, beğen, al. Akşam dönüşte alırım seni, tamam mı? Faturayı fabrikaya gönderirsiniz madam. Siz hiç merak etmeyiniz monsieur. Au revoir madam. Au revoir. Kızlar, hadi bakalım. Gel bakalım yavrucuğum. Şimdi sen bakıyorsun, ne beğeniyorsun, hiç çekinmeden söylüyorsun, tamam? Takım, voilà. Thank you.
Selamun aleyküm hoca efendi. Aleyküm selam bacım. Hocam beni tanıdınız mı? Muzaffer Bey'in çiftliğinden Gülizar. Hani Behiye Hanım'ın mevlidi için çiftliğe geldiydiniz. Ha evet tanıdım. Buyurun hayrola inşallah. Şey... Hocam... Bizim bir hanım arkadaşın beyi... Nasıl desem bilemedim ki. Arkadaşın kocası başka bir kadına gönül düşürmüş. Evime ve boşlanmış. Ne yapsın kadıncağız? Yani hastalandı, yataklara düştü bu kocasının yaptıkları yüzünden. Evet. Hocam, besbelli bir şey ki adama papaz büyüsü yapmışlar. Çaresiz kaldık. Ben nefesiniz kuvvetlidir diye size geldim. Acaba hocam bir muska falan yazsanız. Bak Gülizar Hanım. Böyle şeyler dinimizce yasaklanmıştır. Eğer bir derde, bir dara, bir sıkıntıya düşersen... yapacağın en güzel şey... Hulusi kalp ile Allah'a dua etmektir. Şüphesiz Allah dualarımızı geri çevirmeyecektir. Hocam Allah günah yazmasın ama ne kadar dua etsem kabul olmuyor. Bacım, senin dua edebilmen Allah'ın bir lütfudur. Senin her ya Rabbi demenin altında da Allah'ın sana buyur kulum demesi vardır. Sadece gafillerin gönlü duadan uzaktır. Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildiniz hocam. Sağ olun. Selamun aleyküm Reşit. Aleykümselam. Hoş geldin Cemşira. Hoş gördük kurban. Hoş gördük. Zaferimsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Tam damat tıraşı yaptım seni ha. Hadi güle güle. Hayırlı işler. Hadi güle güle. Güle 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 güle. Reşit. He. Az önce kimi gördüm biliyor musun Reşit? Kimi? Zafer Bey. Yanında kim vardı biliyor musun? Yoksa Güllü mü? Çek ayağını tam üstüne bastın Reşit. Cemşir, akıl ne düşünüyor biliyor musun? Ne Reşit? Bu güllü bir de gebe kalırsa Muzaffer Bey'den... işte o zaman bu işin tadından yenmez. Tadından yenmez ki yenmez. Ondan sonra isterse vursun tekmeye. Yok ya, niye vursun ki? Çiftlikte kalsa daha iyi değil mi? Ne demek niye vursun Reşit? Ondan sonra kızın kolundan tuttu muydu, dayanırım mahkemenin kapısına. Tak, tak, tak. Mahkemeye mi? Muzaffer, zengin adam. Hatırlı adam. Rezaletten korkar. Bu iş bir an önce bitsin diye kaçtan aşağı olmaz dedi miydi? Tamam, 1000 derim, 5000 derim. Artık gerisi benim insafıma kalmış. He? Tavşana kaç, tazıya tut. O hesap ha? Ne sandın ya? Reşit, beni bir tıraş et. Sonra konuşuruz kurban. Edeyim kurban edeyim. Yavaş lan. Hayrola ya? Bu ne neşe böyle? Niye? Yakıştıramadın mı? Hayır canım. Hayır da... seni böyle hem de ıslık çalacak kadar neşeli kim görmüş? Yeni bir hatun mu yoksa? Ha? Ha bu arada... Paşazade aradı Muzaffer.
Bugün müsaitse bir ara bana gelsin dedi. Bakarız. Buyur Gülizar bacı. Hayırdır inşallah? Çok mühim bir iş için geldim Hafız efendi. Müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Hoş geldin Şeref, getirdin. Gel içeri, gel. Usta. Geçmiş olsun Kemal. Sağ olasın usta. Nasılsın? Yaraların nasıl? İyiyim çok şükür. Korkulacak bir şey yok dedi doktor. Çabucak iyileşirmiş. İnşallah, inşallah. Kemal, sana bunu yapan herifi sağdan soldan sordum biraz. Zadol Ramazan'ın arkadaşıymış. Muzaffer Bey'in yeğeni mi? Evet. Bir iki kere hapishaneye herifi görmeye gitmiş Ramazan. Yani senin anlayacağın Cemşir'le Hamza'nın işi değil. Artık ne önemi var ki usta? Öyle ya da böyle ortadan kalkmamı istiyorlar işte. Bence önemli Kemal. Zaloğlu bunu yaptıracak kadar çaresizse Güllü ona yüz vermiyor. Evlenmek istemiyor demektir. Artık Güllü falan yok usta. Bu iş bitti. Hayır Kemal, bitmedi. Bırak bu kızı deyip dururdun usta. Şimdi ne oldu? Ne değişti ki? Senin için gelip geçici bir heves zannediyordum. Ama anladım ki öyle değilmiş. Bak gör işte. Zenginlerin zevkleri parayla değil. Benim gibi fakirlerin gözyaşlarıyla satın alındı. Ben senin o pustamlarında çürüyorum. Hiç ağzından düşürmediğin o adalet. Nerede usta? Hak. Nerede? Allah adaleti ona sevene verir evladım. Benim tek istediğim, senin o hapishaneden serseri, yıkılmış, kaybetmiş bir adam olarak çıkmaman. Biliyorum. Şimdi böyle konuşsan da gün gelecek intikamını almak isteyeceksin. İşte o gün geldiğinde ne onlar gibi zorbalığa başvur, ne de karşılarında ezilip büzül. Senin için en iyisi onların karşısında hem güçlü hem de vicdanlı olarak durmaktır. Allah'a ısmarladık. Şimdi anlattığına göre bir arkadaşının kocası başka bir hanıma gönül düşürmüş. Arkadaşın da kocasına büyü yapıldığını düşünüyormuş. Buraya kadar doğru mu? Doğrudur Hafız efendi. Peki bu arkadaşın çiftlikten beri olmasın sakın. Çiftlikten mi? Yok canım. Tövbe. Benim uzaktan bir akraba ya. Kadıncağız kocasının yüzünden yataklara düştü.
efendi. Büyü filan yapamaz mıyız? Sus! Gafil! Günaha giriyorsun boyunla beraber. Ne demek? Ne demek? Büyü ne demek? Ben büyücü müyüm? Tılsımcı mıyım ki? Ben... Allah'ın bir garip fani kuluyum. Bak kader. Ne yapayım ya? Ocağınıza düştüm işte. Zavallı kadıncağız kocasının yüzünden günden güne eridi. Yok mu bunun bir çaresi? Muhtacım işte size. Ağlama. Ağlama, ağlama. Ağlama. Dur, ağlama. Bu çamçayı gördün mü? Okunmuş çamçadır. Arkadaşım, sabah ezanını müteakip o kadının saçından ne yapıp edip bir tutam kesecek ve bu çamçanın içinde yakacak. Yakacak. Evet. Ardından kocasının yemeğine kadık kayfesine bir tutam kül. Evet. Bu adamın midesini bulandıracak. O saçı kesilen kadından tiksinecek. Ve dahi bir daha asla ısınmamak üzere soğutacak. Anladın mı? Anladım. Al bu çömçeyi. Allah razı olsun. Nasıl bir sevaba girdiniz bilemezsiniz. Borcumuz ne kadar? Ne borcu? Bir gün ben de gelir çiftliğe, bir acı kahvenizi içerim. Ödeşmiş oluruz. Tamam. Tamam. Paketleriniz hazır Güllücüğüm. Tamam teyze. Ben çıkıyorum. Sen de artık bu paketleri çiftliğe gönderirsin biriyle. Muzaffer Bey'i beklemeyeceksiniz. Yok, ben çıkıp biraz dolaşacağım. Muzaffer Bey sorarsa saat 8'de büyük kulübe gelecekmiş dersin. Hadi. Pakize. Şişt kız Pakize. Kız sağır mısın? Duymuyorsun. Güllü. Güllü ya. Ne sandın? Kız tövbe. Bu sen misin kız? Nasıl? Beğendin mi beni? Beğenmek mi? Senin o sevdiğin artist var ya, Lara Turner mı ne? Ona benzemişim değil mi? Benzemek ne kelime kız? Bu halin o senin eline su bile dökemez.
Nereden? Fabrikadan mı? Hastaneye gitsem mi gitmesem mi diye öyle dolanıyordum işte. Ne oldu? Hasta mısın? Yok, ben değil. Musun usta gitmişti de acaba ben de... Ustaya bir şey mi oldu? Allah korusun kız. Yok, kendi için değil. Kemal. Kemal mi? Ne olmuş Kemal'e? Bıçaklamışlar. Artık bu işi daha fazla uzatma Muzaffer'ciğim. Seni bir an önce partimize üye görmek istiyoruz. Daha ne düşünüyorsun anlamıyorum vallahi. Bak hele. Şuradaki Muzaffer Beydel mi? O ya. Abo ulan kardeşim. Gören de herif anasının karnından Demokrat Partili çıktı sanır ha. Bu ne samimiyet lan? Kırk yıllık partini bir kalemle silip çamaşır değiştirir gibi karşı partiye geçmek de kolay değil Paşazade. Hadi selametle. Güle güle. Yürü. Nereye be? Şuna iki çift laf edeceğim. Muzaffer Bey! Köylünün çanını ottu kadın yetmedi. Şimdi de partisine mi musallat oldun? Adam değilsin biliyorum. Ama dedelerinin yüzü suyu hürmetine beylinden utan be. Uyuma sen bunlara. Hadi gel. Provokasyon bunlar. Bunu sana. Benim yüzümden değil mi? Ben olmasaydım hapse girmezdin. Bu işler gelmezdi başına. Böyle ölümlerden dönmezdin. Benim suçum. Keşke... Keşke hiç tanımasaydık birbirimizi. O vakit neden geldin buraya? Hı? Beni bir daha görme demiştim sana. Yetmedi mi sebep olduklarına? Daha ne istiyorsun? Daha ne olması gerek anlaman için? İkimizin de ölmesi mi? Ben sadece seni görmek istemiştim. Gördüm işte. Artık ait olduğun yere dönebilirsin. Olsa kalmaya razıydım Kemal. Ama sen korudun. Beni yarı yolda bıraktın.
Bekleme dedin. Bitti dedin. Ben senden vazgeçtim dedin. Ama merak etme. Bir daha asla çıkmayacağım karşına. Abdül, Ramazan Efendi'ye bak hele, ne içiyor? Bir şey içmem ben. Bir bardak ıhlamur içeydin, iyi gelirdi. İçmem dedim ya kardeşim. Bir bardak su söyleyeyim. Hazır avradını dayına kaptırmışken üstünü içersin soğuk soğuk. Dayın, avratla resmen yatıyormuş diyorlar Ramazan, doğru mu? Resmen de gayri resmi. Yaptığınız şakayın içine ettireceksiniz ha. İnsanın ne can sıkıntısından anıyorsunuz, ne neşesinden lan. Koca koca adamlarsınız, hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hiç. Puh. Allah topunuzun belasını versin be. Vay eniştem. Ya kalk git. Başlatma eniştenden sen de şimdi ha. Burada yemek yiyebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Yarın akşam gelelim o zaman. Maytap geçme be. Gelemeyiz ki biz buraya. Niye? Çok pahalıdır. Sen onu düşünme. Yarın hazırlan. Getireceğim seni buraya. Sahi mi? Sahi ya. İşte geldi. Hoş geldin. Merak ettik. Ben yolda bir arkadaşıma rastladım da. Tanıştırayım efendim. Ortağım Zekai Bey. Eşi Neriman Hanım. Ve Osman Bey. Biz kendisine daha çok paşazade diyoruz. Otur lütfen. Hanımefendi de teşrif ettiklerine göre yemeklerinizi söylemek ister misiniz efendim? Elbette. Hmm.
bilmem. Ben bu yemeklerin hiçbirini bilmiyorum ki. Kemal. Hadi gidelim buradan. Delirdin mi kız? Daha yeni geldik. Burası çok pahalı. Sen parayı merak etme. Canın istediğini söyle. Özür dilerim. Özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım. Burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Çek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. Siz ne alırdınız hanımefendi? Güllü, şef ne yemek istediğini soruyor. Ben mi? Bilmem ki. Herkes ne yiyorsa bana da ondan getir şef abi. İlahi Güllü, hiç güleceğim yoktu. Sen çok yaşa, değil mi? Sen de çok yaşa abla. Hafız, gördün mü? Dayım, Adil'in de adisi çıktı Hafız. Ona ne şüphe, Erenler. Olacak şey mi bu? İnsan olan insan, yeğeninin nişanlısını baştan çıkarır mı? Adil'in, rezilliğin, kepazeliğin daniskası. Ağzına sağlık, yemin ediyorum. O halde benim bu durumla bir şey yapmam gerekiyor. Değil mi? Ne gibi? Kimseye söylemeyeceksin ama ha. Çocuk muyuz biz Ramazan? Tabii. Akıl diyor ki Hafız, sık kurşunu beynine. Kimin? Dayım olacak o namussuzum. Ben bu konuda acele etmek istemiyorum Paşazade. Ama uzatma, zaman azalıyor. Evet efendim, kanaat alorancılarınız hazır. Güzel. Bu ne böyle? Kuş gibi. Portakallı Fransız ördeği. Eti çok lezzetlidir. Şekerli. Yardım edeyim mi istersen? Hı? Yok, olmaz. Ben hallederim. Ay, ben çok sevdim bu Güllü'yü. Vallahi Güllücüğüm, içi dışı bir kızmışsın. Helal olsun. Sağ ol abla. Güllü'nün şerefine arkadaşlar. Aramıza hoş geldin. Başımıza temelli katil kesildin lan Ramazan. Önce Kemal, şimdi de dayım.
Ya kardeşim, benim Kemal'le Memel'le uğraşacak halim mi var ya dayımla uğraşmaktan? Ne Kemal'i? Ben unuttum Kemal'i Memel'i. Zoruma gidiyor Hafız. Çok zoruma gidiyor, yemin ediyorum ya. Haklısın. Haklısın. Lakin cahillik etmenin manası yok. Unuttuğun bir şey var. Dayının mirası. Ya ne olmuş dayımın mirasına? Ne olacak? Herifi öldürürsen mahpusa girersin. Hem akraba katil olursun, hem de mirası bir daha rüyanda görürsün. Doğru diyorsun Hafız. Doğru diyorsun da, belki bir akıl ver bakalım Hafız. Ben ne yapacağım? Kimseye kulak asmadan aslanlar gibi ortalıkta dolanacaksın. Dayın seni gördükçe yaptığı ahlaksızlık hep yüzüne vuracak. Karı kız meselesi her zaman bulunur aslanım. Mesele o kadar maldan mülkten olmamak. Anladın mı şimdi? Hadi biz de dans edelim. Aa, bırak hayatım. Ben hiç beceremem, bilirsin. Dans etmek ister misin? Ben beceremem ki. Canım, beceremeyecek ne var? Millet becerdiğinden mi dans ediyor? El ele tutuşup hoplayıp zıplayacağız işte. Hadi kalk. Kalk. Gel. Kalk, kalk. Şöyle güzel kıvrak bir şey. Ay Zeki, ay ben artık dayanamayacağım. Kalk hadi, kalkacağım. Ya Neriman, dur. Dur bir dakika, dur.
Yarın bir ara uğra da şu erik işini bitirelim. İyi geceler. Bakarız paşazade. Bakarız. Hayatımda bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Bundan sonra daha sık görüşelim, olur mu Güllücüğüm? Olur abla. İyi geceler. İyi geceler. Hanımlar buyurun. Tamam abi, geç sen. Muzaffer! Bana attığın tokadın hesabını vereceksin. Öldürdüğün hayvanlarımızın hesabını vereceksin. Sen çiftliğe sür Ahmet. Tamam Muzaffer Bey. Çiftliğe Ahmet. Abi. Gece gece belanı mı arıyorsun Yılmaz? Var git evine hadi. Bu ne cüret ulan? Bu ne cüret ulan? Bu ne cüret ulan? Polise teslim edin. Şikayetçiyim bundan. Bu iş burada bitmedi Muzaffer Bey. Yaz aklının bir kenarına. Aklının bir kenarına yaz bunu. Daha bitmedi bu iş. Kimdi o adam abi? Ne alıp veremediği var seninle? Enver Deniz'in oğlu. Aklı sıra benden intikamını alacak. Beyim, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bu saate kadar niye yatmadın sen? Niye yatmadığını mı var? Merak ettim sizi. Endişelenecek bir şey yok. Ben gayet iyiyim. Hadi git yat sen. Hadi iyi geceler. Hayırlı geceler. Bütün gece susayım. Konuşmayayım dedim ama artık yeter abi. Sen ne hallerde olduğunun farkında mısın? Ne haldeymişim? Hı? Anlat da ben de bileyim. Ne ediyor belirsiz bir köylü kızının peşine takıldın gidiyorsun. Hiçbir şey umurunda değil. Ne siyaset, ne parti, ne de çiftlik işleri. Koskoca Muzaffer Bey'e yakışıyor mu hiç? Benim kimseden utanacak halim yok. Güllü'yü gördüğümden beri güzel bir rüyanın içindeyim. Senden rica ediyorum Halide. Bu rüyayı bozma. Lütfen bozma. İstediğin rüyayı görebilirsin abi. Yeter ki beni ve aile şerefimizi ayaklar altına alma. Bizden utanmıyorsan rahmetli Bihye yengemin hatırasından utan. Ya sakın Bihye'nin adını bu meseleye karıştırma. Sakın. Thank you.
Duydunuz mu ağalar? Yılmaz. Dün gece Muzaffer Bey vurmuş. Ne? Nasıl? Ne? Ya bu işte Muzaffer kulüpten mi ne çıkıyormuş? Bizimki geçmiş karşısına basmış tetiğe. Ya canım tevatürdür. Ya kardeşim Muzaffer Bey ölse haberimiz olmaz mı hiç? Dünya yıkılır be. He? Ya kardeşim ölmemiş ki herif. Kurşun bile değmemiş adama. Yılmaz'ı alıp götürmüş polisler. İyi olmadı bu. Hiç iyi olmadı. Niye ben mi? Az buçuk da olsa o Muzaffer itti dersini almış işte. Bu iş mahkemeye düşünce mevzu münazaralı toprak meselesine sıçrar. Oysa Muzaffer'i seçimden sonra hiç uyandırmadan girecektik mahkemeye. Ama şimdi Muzaffer'i sinirlendirmenin hiçbir alemi yoktu. İyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Günaydın. Günaydın. Yatıyor mu hala? Bilmem. Herhalde. Bizim avukat Erdem'i çağırdım. Akşamki olayı konuşacağım. İyi olur. Canını almasın. Ya beyefendi kalkar da melemenin içindeki külleri görürse o zaman ne olacak? Ne yapacaksın? Nane döktüm derim. Gülizar. Bunun içindeki nedir? Hiç. Nasıl hiç?
Bu siyahlar ne? Onlar mı? Nane. Azıcık kuru nane kattıydım içine. Al götür bunu, ben Melemin'in içinde nane filan sevmem. Ben çıkıyorum. Erdem'i bekletmeyeyim. Laç cezasını versin. Ne o yemedi değil mi? Zıkkım yesin, avu yesin inşallah. Ben sana dediydim anlar diye. Ne anlaması ya? Beyefendi melemenin içerisinde nane yemezmiş. Derdimi yesin. Çüş ulan çüş. Çüş senin gibi eşeğe derler. Ne oluyor şimdi buna zabalayın zabalayın? Yok bir şey ya. Her zamanki gibi ters yanından kalmış işte. Oo merhaba. Yemin ediyorum mis gibi kokuyor. Doğan mı ona? Niye? Çünkü... Dayımın değil mi? He ya, dayının. O var ya o, zıkkım yesin biliyor musun sen? Yemin ediyorum var ya, tek kelime bulamıyorum diyecek. Sabah yazıhaneye çok acil diye telefon etmişsiniz. Hayırdır? Enver'i bilirsin. Hani şu münazalı tarlaların sahibi mi? Evet. Oğlu dün gece tabancayla saldırdı bana. Ne diyorsunuz? Bir şeyiniz yok ya. Hayır. Allah'tan sarhoştu. Bu konuyla ilgilensene. Tabii ki. Yalnız ortada bir yaralanma durumu falan yok herhalde. Hayır. Mahkemeye çıkana kadar içeri aldırabilir misin? Aldırırız. Ancak mahkemeden de ağır bir ceza beklemeyin. Yaptığı çok bir şey değil. Birkaç ay yatıp çıkar. Uzun yatıp yatmaması önemli değil. İçeri girsin yeter. Hemen çalışmaya başlayayım o zaman. Güzel. Başka bir konu daha var. Tabii buyurun. O köylünün yarısı toprak meselesi yüzünden bana düşman biliyorsun. Hı hı. Mahkemeye giderlerse kazanma şansımız yok. Arazilerin yarısı elimden gider. Bir avukat filan tutarlarsa haberdar et. Kulağın delik olsun. Olur. Abime baktıysan çiftlikte değil. Ben çıkayım o vakit. Aa, dur canım. Nereye gidiyorsun? Sana biraz Behiye yengemden bahsedeyim ha? Gel. Otur şöyle bakalım. Behiye yengem buraya geldiğinde
gencecik bir kızdı. O kadar güzel, o kadar iyi kalpliydi ki. Çok kısa bir süre sonra bütün Adana'nın göz bebeği olmuştu. Günahsız bir melekti sanki. Abime büyük bir aşkla bağlıydı. Abim de onu severdi deliler gibi. Ondan başkasını gözü görmezdi. Ne yazık ki yengemi bir kazada kaybettik. Ama abim yengemi hiçbir zaman unutmadı. Unutmaz da hiçbir kadını onun yerine koyamaz. Şimdi abimin sana olan ilgisinin nedenini anlamışsındır sanırım. Hı? Behiye'yi çok andıran bir yüzün var. Sen onu hatırlatıyorsun abime. Yani sana baktığında gördüğü şey sen değilsin. Behiye yengen. Bu yüzden seni hiçbir zaman sevmeyecek. Evlenip koynuna bile girsen güllü olarak giremeyeceksin. Yeter, susun artık. Neden? Gerçekleri duymak gücüne mi gidiyor? Sen sadece abimin gönül eğlendirdiği bir et parçasısın o kadar. Buraya ait değilsin ve hiçbir zaman da olmayacaksın. Vakit varken bu çiftlikten ayrıl. Selamun aleyküm kurban. Aleyküm selam Cemşir. Haberin var mı kurban? Yok. Neymiş? Dün gece Muzaffer Bey'e tabanca atmışlar. Kim? Enver'in oğlu Yılmaz. Muzaffer Bey'in tarlasına ırgatlık yapan işte o. Allah canını almaya Cemşir. Bir şey olmuş mu Muzaffer'e? Yok yok yok. Tutturamamışlar. Oh. Oh. Öyle desene be adam. Neredeyse yüreğime iniyordu. Bir de beni düşün Reşit. Her şey hal yoluna girecekken Muzaffer Bey ölseydi. Ha? Ne ederdi kurban? Sus. Sus, sus. Ağzından yer alsın. Hayır düşün Cemşir. Hayır düşün. Şer düşünme. Şunun şurasında zaten ne kaldı ki çiftliğe yerleşmeye? Güllü'nün adamla evlenmesine bak ha. Bitti gitti. Ondan sonra Yılmaz gelsin, öldürsün, vursun Muzaffer'i. Haklı diyorsun Reşit. Hadi ben kovuldum. Nereye be? Ne güzel laflıyorduk. Ufak ufak adam toplayıp deftere yazmak lazım. Muzaffer Bey'in eli kulağındadır. Yarın bugün Yasin'i gönderip adam ister. Aha! Ben sana çiftlik diyorum. Sen hala ırgat peşindesin kardeş. Düşmez kalkmaz bir Allah. Hayır düşün Cemşir. Hayır düşün. Şer düşünme. Thank you.
Gir. Gel Yasin Ağa. Ne vardı? Ben gidiyorum Halide Hanım. Nereye gidiyorsun? Çiftlikten ayrılıyorum. Ayrılıyor musun? Niye? Yeğeninin karısına yan gözle bakan bir beyin yanında daha fazla kalamam. Benim de bir izzeti nefsim, namusum var. Sen bize babamdan yadigarsın Yasin Ağa. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gitmesi gereken biri varsa... o da o Güllü denen kızdır. Onun kendi ayağıyla gideceği yok Halide Hanım. İyisi mi, pılımı pırtımı toplayıp ben gideyim. Dur Yasin Ağa. Kız kendi ayağıyla gitmiyorsa... biz de başkasının ayağıyla göndeririz. Nasıl? Benim aklımda bir şeyler var. Ama önce senin... Ramazan'ı biraz deşelemen gerekiyor. Ramazan. Emme, buyur. Rahatsız olma evladım, rahatsız olma. İnsan bu dünyada ne için yaşar Ramazan, hiç düşündün mü? Ne için emme? Ya namus için yaşar, ya para pul için. Ha. Ama bakıyorum sen hala dayına tahammül ediyorsun. Kolumuz kanadımız kırık emme. Bu yaşımıza geldik. Hala dayımızın eline bakıyoruz. Ya. Diyelim dayım bu kızla evlendi. Yarın öbür gün Allah gecinden versin. Dayına emri hak vaki oldu. O zaman ne olacak? Hem olacak hem. Güllü Hanım beni kapının önüne koyacak hem. Olacağı bu. İşte o zaman böyle oturacağına bir şeyler yapmaz. Hem ne yapayım? Nasıl yapayım? Derdi veren Allah dermanını da verir. Git Halide Hanım'la konuş. Nasıl mı o sana söyleyecek. Ağlıyor musun sen? Yok canım. Ne ağlaması? Ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. Biri bir şey mi söyledi? Hı? Ben seni rezil ettim. Rezil mi ettin? Nereden çıktı şimdi bu? Dün gece büyük kulüpte. Hafif kadınlar gibiydim. Çok ayıp oldu sana. Hiç de öyle değil. Sen içinden geldiği gibi davrandın. Öyle olmak istemiyorum ben. Hanımefendi olmak istiyorum. Güllü Hanım desinler bana istiyorum. Çatal bıçak kullanmayı, oturup kalkmayı... hanımefendiler gibi dans etmeyi öğrenmek istiyorum. Bir de senin gibi gavurca konuşmayı.
Tamam. Yarın Madame Emma'ya gideriz. O bütün bunları kısa zamanda öğretir sana. Oldu mu? Esah'tan mı? Esah'tan ya. Abo, yaşasın. Yaşasın. Tamam. Tamam. Gir. Gel Ramazan. Geç otur şöyle. Yasin Ağa dedi ki... Ne dediğini biliyorum. Şimdi kulaklarını aç. Beni iyi dinle. Sen bu kızı seviyor musun oğlum? Seviyorum. Seviyorsun. Seviyorsun ama... kızın sana saygı duyduğu yok. Saygı olmazsa sevgi de olmaz Ramazan. Böyle kızlar en çok neden etkilenir biliyor musun? Erkeğin tuttuğunu koparmasından. Zorla da olsa istediğini çekip almasından. İstiyor musun bu kızı? Ha, istiyorum. O zaman güllüğü çekip dayının elinden almalısın. Nasıl olacak o dayı? Kızı kaçır. Aşırım gün. Dayım beni öldürür dayı. Tamam Ramazan, tamam. Kusura bakma. Senin dayından korktuğunu unutmuşum ben. Ben dayımdan korkuyorum demedim ki. Kızı kaçırmazsan ömür billah ahva edersin. Bazı fırsatlar insanın eline hayatta bir kere geçer. İyi düşün. Pamuğun üzerine koyup kızın burnuna dayadın mı hemen bayılıverir. Bu da mektubun. Kızı kaçırıp İstanbul'a gideceksin. Dezen ne mektubu ne İstanbul'u, sen ne diyorsun Allah'ın sen ya? Buralarda kalırsanız dayın size hemen buluverir. Bu mektubu da Orhan Bey'e vereceksin. O sana yardımcı olacak. Al bu da para. Bu para size en az 6 ay idare eder. Deze sen şimdi iyi diyorsun ama... Aması falan yok Ramazan. Düşündüğün her dakika kabahat. Hemen kaçırmalısın Gülü'yü. Hemen derken ha? Bu gece. Olsun kardeş. Allah kurtarsın. Sağ ol.
Abi. Abi. Aman, üstümü dokandı ne?